Buraya kaustik kristal toplamaya geldim. Şuraya. Titan'ın tahrip olduğu ve kalıntılarının olduğu bir yer. Tabii ki tek amacım bu materyali toplamak değil. Ne kadar toplayabilirsem o kadar çok materyal toplamayı düşünüyorum. Burası bir çeşit materyal toplama yeri ve topladığımız her bir materyal ileride bize faydalı olacaktır. Vakit ve zamanımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Ben ne yaptım? Targoid avcısı gemimi bu konu için hazırladım. Silah bölümüne Guardian Shard koydum. 4 adet. Yeterli olacağını düşünüyorum. Yardımcı ünitelerim ise 3 adet kaustik koydum. Maksimum 7 atışı var. 1, 2, 3 adet de soğutucu koydum. Her birinin 4'er adet atışı var. Bir tane de Shutdown Field Not to Laser. Bir tane de Exone Scanner. Targoidler için. Kora internalim aynı standart haliyle duruyor. Buraya hiçbir şey değişiklik yapmadım. Optinale gelince 256 adetlik bir kargo rack koydum. Universal Multi Limpet Kontrol koydum. Bu hepsini kullanabiliyoruz çünkü bunun içinde her şey var. 5D hull, 1.5D hull daha. Bunların modifikasyonu bu şekilde. Bir tane daha hull, 1.5D hull, 2 adet guardin modül, 1 adet daha hull. Her ihtimale karşı orada daha önceden bulunmamış bir taşınabilecek olan bir zararlı materyal bulursam diye 16 adetlik korison kargo rack da koydum. Otomatik tamir ünitesi gereklidir bu tür yerlerde. Olmazsa olmazım docking computer. Ve işte gemimi bu şekilde ayarladım. Ne yapalım? Titan bölgesine gidelim. Şurada bir durayım. Unutmadan önce size Fre grubu göstereyim ne yaptığımı. Üç adet kaustik lunçerime 2 atamışım. Şart konanlar 2. Shutdown Field Not to Laser'im burada silahlarımla birlikte. Universal Multi Limpet kontrolümün sadece kolektörünü bir de repeater'ini aktif ettim. Eğer diğerlerini aktif edecek olursanız bunlardan ediyoruz. Diğerleri çünkü 3 adeti kullanım dışı burada kullanamıyoruz. Taktik olarak ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Çünkü ben buraya ilk defa gelmiyorum. Daha önceden de geldim. Biraz cebelleştim. Uğraştım. Ve en iyi şekilde burada materyal toplamanın kaçak yöntemle olduğunu fark ettim. Nasıl oluyor bu kaçak yöntem? Size onu anlatacağım. Kalıntılara doğru yaklaştığınız zaman burada herhangi bir şey yok gibi gözüküyor. Ama biraz sonra buraya normal gemiler gelecek. Ardından Targoidler gelmeye başlayacak. O gemiler burada gezinecekler sizinle birlikte. Ve siz burada bir
herhangi bir üniteyi, çok düşük bir maliyetli bir üniteyi aldınız diyelim. Kargonuzda duruyor. Onlardan bir tanesi bunu okutuyor. Evet, çok saçma bir şey diyeceksiniz ama yapıyorlar. Okutuyor, seni taratıyor yani, scan ediyor. Bakıyor, o kargoyu görüyor ve sonra şöyle diyor: "Vay," diyor, "bunda," diyor, "140 CR," diyor, "kargo var." Hemen diyor, "bu kargoyu," diyor, "ben bundan alayım," diyor. Ve sana saldırmaya başlıyor. Böyle çok garip bir hadise meydana geliyor. O esnada Targoid falan da geliyor. Sen şimdi materyal mi alacaksın? Targoid'le mi savaşacaksın? Yoksa bu senin kargonu çalmaya uğraşan kişiyle mi mücadele edeceksin? Böyle abuk subuk bir işlem meydana geliyor. Çok sinir bozucu bir işlem haline dönüşüyor. Ne yapmamız gerek o zaman? Şöyle şey yapacağız. Buraya bu vaziyette geleceğiz. Bakın, bir tane Targoid geliyor. Sinyal olarak bize bildirildi. Şunu yapacağız. Çok basit. Kontaktan materyalimizi gördük. Diyelim ki burada ne varmış? Propulsiyon element. Güçlü bir elementmiş bu. Kaustik şart var. Bu daha düşük bir element. Bu canister ve kaustiklere, bunlara bulaşmayın. Bu materyalleri toplamaya çalışacağız. Propilisyon, bunu toplayalım, alalım. Nerede? Arkamızda duruyor. Burada yapacağınız işlem bu. Ben bunu yapıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Yaklaşıyorsunuz materyale. Duralım. Çarpmamaya çalışalım kendisine. Çarpınca parçalanıyor. Dikkat edelim. Buradaki yapacağımız işlem çok basit. Kargomuzu açacağız. Ondan sonucuma kolektörümüzü göndereceğiz. Ona odaklandığınız zaman direkt kolektör ona gidiyor. Kendisini alıyor. Başka hiçbir şeye gitmiyor. Direkt ona gidiyor. Çünkü biz onu al diyoruz. Alıyor. İçeri kargoya koyduktan sonra patlıyor. İşi bitiyor. Görevi tamamlanmış oluyor ve aynı şekilde kargo kapatıyoruz. Tekrar bir tuşuna geliyoruz. Ne varmış? Bakıyoruz. Bir şey yok. Kalıntılara doğru gidiyoruz. Etrafında, içinde, dışında, buralarda bizim işimize yarayacak kaliteli materyalleri toplamaya çalışıyoruz. Ki burada kaustik kristal de bulunuyor. O da size denk geldiği zaman, ki eğer şimdi denk gelecek olursa göreceksiniz. Metalios da var. Ama bunlar dediğim gibi kargonun içinde gözüktükleri için bu sefer başınıza sıkıntı olmaya başlıyor. 2 adet Targoid'imiz var, geziniyor ortalıkta. Uzak duracaksınız onlara, fazla yanaşmayacaksınız. Yanaşacak olursanız da onlarla savaşacaksınız. Eğer savaşacağım derseniz savaşın. Bu size kalmış bir şey. Ki ben savaştığımda oldu. Güzel materyaller çıkıyor kendilerinden. Topladım, oldu. Belki şimdi de savaşabiliriz. Duruma göre. Hunterler var. Targoid Hunter, katiller. Onlar rahatlıkla patlıyor. Onlardan bir tanesini haklayabiliriz. Sanırım. Şu vatandaş bizi tarattı. Bizi tarattı. Kargomuzda küçücük bir şey görse bu bize saldırmaya başlıyor. Ben onu normalde yerim ama
Dua etsin. İşim savaşmak için değil, materyal toplamak için geldim buraya. Bakalım. Bunlar hep taşınabilir malzemeler. Bio storage kapsül, resin, tissue sample. Lazım olacak olduğu zaman buradan toplayabilirsiniz. Bir adet kaustik kristal bulduk. Böyle arama esnasında karşımıza çıkıyor. Toplam 12 adet buradan toplamışım. 150 adet gerçekleştirebiliyormuşuz toplam diye. Böyle bir şeymiş, evet. Güzel. Targoid Hunter. Bir katil Targoid gelmiş burada var. Şununla bir kapışalım mı? Ne oldu? Ha burada. İki tane katilimiz varmış. Bir tanesi bu, bir tanesi de bu. Yakalayamadım. Ne bırakmış? Vay, iki tane kristal gelmiş. Programming limpet drone.
Programming Limpet drone. Collector limpet expired. Buradaki vatandaşların güzel bir yönü var. Hasar aldığın zaman seni limpetlerle tamir etmeye çalışıyorlar. O yönü güzel. Kaustik kristal 30 adet olmuş. Bu bana şimdilik yeterli. 30 üniteyi modifiye edebilirim. Buradan ayrılma zamanım geldi.